bildiği arayışa gitmemizi, bunu yapmamızı gerektirdiğini düşünüyor, bunu yaptık. Biz burada halkın ortak menfaatini olduğumuz için. Geçen toplantıda söyledim aynısını. Ha, bu çok riskli bir karar, çok zor bir karar. Ben ayrıca söylüyorum, şey değil. Önceki belediye başkanlarının hepsini çünkü yapamıyor karar. Ama önceki belediye başkanları dönemindeki araç sayısı bizim dönemimizdeki belediye arasındaki araç sayısı arasında uçurum var. Önceki Kızılcahamla şimdiki Kızılcahamla arasında uçurum var. Milletin artık defaktı yükselmiş, apartmanlar çoğalmış. Her ne kadar nüfus artmasa da Kızılcahamla gelen giden sayısını biz ne olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ben hafta sonlarında 10 ila 15 bin arasında ölçümden çıkan Kızılcahamla gelen araba oldu. Ama şimdi gözümüzü kapattığımızda mahalleleri gezdiğimizde hangi mahallelerde yolların dağ ve şimdi hangi halde olduğu, ne kadar genişlemesine rağmen hala araba çekmedik, çok bir sıkıntı olduğunu. Kendim bunu görüyoruz, siz de görüyorsunuz. Burada mesele ortak, kimsenin zarar görmeden ortak şekilde menfaatlenmesi etkisi. Bunu nasıl yaparız? Yani iğneyi başkasına batırırken çoğalıcı da kendimize batırmamız gerekiyor. Objektif bir şekilde bencil düşünmeden Kızılcahamın genelliğin menfaatli olacak şeylerimizi düşünmek gerekiyor. Ben geçen arkadaşlar da söylemeliyiz. Yani içinizden birisi de belediye başkanı olabilir. Oğlumuz olur, kızımız olur, abimiz olur, çocuğumuz olur. Olabilir. Kendinizi benim yerine koyarak mı düşüneceksiniz? Benim Kızılcahamın belediye başkanı olarak genelin menfaatini düşünmek mi zorunluyum? Yani A caddesini, B caddesini, A mahallesini, B mahallesini de düşünme gibi bir şansım yok. Çünkü biz Kızılcahamın belediye başkanı olarak, biz de Kızılcahamın geneline hitap etmek, onların genelinin sorunlarını çözmek zorundayız. Ya ölçüde şu olmalı diye söyledim. Eğer 3 kişi içerisinde 2 kişinin menfaatinde, 1 kişinin zararındaysa bizim için doğru olan şey ne? 2 kişinin menfaatinde olan şeyi yapmak ama o 2 kişinin zararına olan şeyleri bir şekilde tenir etmek, orada iyileştirme yapmak. Ve bu yol konusunda ne kadar dedikodunun, ne kadar şeyin olduğunu buna göz ki ben kendi doğru olduğuna inandığım için yaptım. Doğru olduğunu gördüm. Ben işte Mustafa burada. Mustafa şeyin okudum, bugün okudum. Kızılcahamın haberi. Mustafa'nın geçen toplantıda yaptığı haberi. Çok enteresan. Mustafa haberlerin hiçbirinde bizim lehimizde pek fazla yorumlanmaz. Mustafa'da ne yorumlanmaz? Lehimiz var yorumlanır. Kendimizde. Ama bu haberde baktım ki onun altında 20 tane yorum varsa 15 tanesi bu sefer şeye karşı. Yolun değiştirilmesine karşı. Ya şimdi ben mahalle mahalle peki peki sizi gezdirmek istemiyorum. Ben oradakileri size anlatmak istemiyorum. Çünkü hepimiz burada yaşıyoruz. Hepimiz bunlar ne bir şekilde zaten görüyoruz. Ya Kızılcahamın trafiğine kayıt da 6500 arabanın olduğu bir ülkede yaşıyorsan diye bak 6500 Kızılcahamın trafiğine kayıt bir ülkede yaşıyorsan ona göre hesabını yap. Bu bizim zenginliğimiz mi? Bu bizim yoksa kovardalığımız mı? Ben tabii o konuda ne bir şey söyleyeyim. ama insanların ekonomik gücü yükseliyorsa insanların kimseye araba alma deme şansımız yok. Kimseye de arabanla aşağıya inme deme şansı yok. Herkes arabasını alır, aşağıya demeyin. Siz ona göre yolunuzu, halkınızı hazırlamanız lazım. Ben isterseniz 30 senesine götürüyorum. Hepimiz bilenleriniz bilir. 30 senesinde. Yani 80'li yıllar bilir. Ben her tarafta söylerim ben size. Kızılcahamın'da en yüksek bina 80'li yıllarda Ayrıca'nın binası. Yani bu 79'dur, 80'dir. Ya Topal Efendimiz'den kusura bakmasın. Ayrıca Efendimiz'in binası. Ondan sonra yapılan bina aşağıdaki işte Bayrakçı başladı. Misali'nin aşağıdaki bina başladı. Ondan sonra Solaklı'da o yanlıkta yerine oturduğu bina başladı. Şeyler bunlardı. Ondan sonra bina hızla işleniyor.
Eğer o zaman gidelim diye başlandık, ki iyi niyetle yapmışlar, tam milletinin sarayı bulduğu zaman başlamış. Bizi betona yönetmişler, beton sevdası yapmışlar. İmarı bu kadar işte bugünleri görebilseydi, imarı ona göre yapsaydı o zaman cennet bir ülkeydi, pahalı çizdi. Yani millet her tarafta para verip dere yaparken biz derenin üzerinde kapatmışız, dükkan yapmışız. Bunu en basit örneğe ve etrafını evler yapmışız. Artık dönüş dolmuş. Soğuk suda o güzelim bahçeli iki katlı evleri eğer aynı şekilde yapsak ve 300 bin lira, 500 bin lira, 1000 lira vereceği evleri kimsenin almayacağı apartmanlar haline getirmişiz. Yaptığımız işte Soğuk Caddesi'ni buyurun gidin bakalım. Yusuf Balfa yaptı. Boydan boya. Yusuf Balfa diye birisi geldi. İlk kılacağıma daire içine. Çocukların oynayacağı bir metrekare işe var. Geçişi. İyi niyetle yapmış bazı şeyler ama tabii bugünleri görülemediği için iyi niyetle kötü sonuçlar doğurmuş. Biz çarpık bir kentin içerisinde ya tane göbek yok. Yıkma şansımız olmayacağı şekilde getirmişiz. Eğer benim çok eğer durum çok iyi olsa, herkesin şey iyi olsa ben Kılıcan'da yapacağım şeyi başında söyledim. Kılıcan'ın kompresini yıkar. Durum çok iyi olsa. Hadi bir uydu bir kent yaparız. Uydu kentte kimseye mağdur edilir. Herkesin ailesinin hakkını yakını ve arasında Kılıcan'da istediğin gibi rahat rahat yeşil alan, istediğin gibi taksız, otoparksız, otopark sıkıntısı olmayan 1950'de bizim yolları 3 saatten sonra genişletme şansımız. Zaten geliştirebileceğimiz kadar yolu genişletmişiz. Apartmanların yıkma şansımız da yok. O apartmanların altına girme şansımız da yok. Yani bizim belediye olarak kendi bizim niyetlerimiz neden projelerimiz var? Ben size onlara az çok üstü kapağı anlattım ondan sonra. Yani bizim çizdiğimiz projede Halim Bor'daki yeri ülke sorunu halledirsek bizim orada projemiz var halen duruyor. İki kat otopark, üstünde kapalı pazar yapacağız. Ön tarafı yan sanayi mi? Yapacağız. Hemen o az yerin bahçesi, yan sanayi. Karşımızın şu altı yerin olduğu bahçeyi biz birincisi meydan yapacağız. Proje sizi bekliyoruz. Onu yaptığımız zaman bizim belediyenin olduğu yeri komple yapıp meydan yapacağız. Onu da inşallah bekliyoruz. Ama o yapmadan o yapma şansımız yok. Yani bizim meydanlarımızın olması gerekiyor. Bir de sizin caddeyi yakından bir gönderen şimdi hizmet meydanı var. Yani Atatürk üstü yıkıldı. Şimdi üst alındı daha doğrusu. Orası işte evin kamulaştırması yapılamadı. Anlaşamadık. Belediye Ferdahin Belediye'de. Onlarla anlaşamadığımız için ama yine o projeyi bu şekilde bahçesini düzenleyeceğiz. Altına işte millet ileride bir şeyler söylüyor. Otobak yapılabilir diye. Kurtarmadı. Yani 28 lira tam net rakam bilmiyorum ama yarın projeye bakacağım. 32 arasında araba sığdığı için ki orada bir taraf sıslanan, bir taraf insanlar hamur arazisi, vatandaşlar arazisi olduğu alanın dar olduğu için orada bir şey yapmak. Çünkü otopark yapmamız için bir yerden giriş olmazsa, bir yerden çıkış olmazsa bunlar çok yer alıyordu. Ama çok az araba sığdığı için biz orayı işte otoparksız bir şekilde yapmayı düşündük. Orada Ferdun Hocam meseleyi bildiği için söylüyorum. Biz o sorunu hemen Ferdun Hocamların ortak olduğu eski evli var. İşte oraya özel projeler yaptık. Onları bir araya getirebilirsek ki onlarla 3-4 görüşme yaptık ama tam imtihabına sağlayamadık. Onu yaptığımız zaman o özel proje alanının altını komple otopark yapacağımızı kendilerine beyan ettik zaten. Onu orada çözeceğiz. Artık bizim projeyle bir bölümünü getirmeliyiz. Biz orada kaynakhanenin duvarlarını yıkacağız. O Atatürk üstünün olduğu alanın duvarları yıkılacak. Orası komple tertemiz. Sadece ağaçlar falan tertemiz çıkacak. Orası bir meydan olacak ki çok da iyi olacak diye düşünüyoruz. Yani doğalgaz işte bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında Allah'tan bize alacağı gelmesine başlayacak. Doğalgaz çarşıdan başladığımızda sizin o Atatürk Caddesi'nin olduğu yer komple değişecek. Taşları, kaldırımları, her tarafı değişecek. Orası çok güzel bir görünüyor inşallah. Kavuşacak önümüzdeki yılda gidecek. Nasıl olursa ihalesini yaptık başlanmıştı. Oradan Kadir Bey'e bağlanacak. Orası Kadir Bey'in bir kare yapılır. İşte trafo da yıkıldı. Kadir Bey'in öbür merdivenleri galiba
inşallah müjdeli bana çıkacak. Yakın hocamlar bu evlerini oraya da halledersek orası tamamen bir merkez konumuna inşallah. Büyük bir meydan olsun. Olur olur. Biliyor musun? Yani demek istediğim otopark yapmak için nerede bir boş arazi varsa bu otopark yapacağız. Ama mevcut binanın altında ya da başka bir yere otopark yapma şansımız yok. Yerin üstte de yani yerin üstte de çıkma şansımız yok. Altına da girme şansımız yok. Ancak bir mevcut bir yerinde. O arkadaşların talebi tabii oradan halk bankasının insanı gelmesi oraya çok yüksek değil. Yani gözle görülürsek de şimdi halk bankasında işte binlerce emeklinin, binlerce memurun maaş aldığını, esnafın böyle sürekli konuşursanız oraya bir hareketlilik kazanılıyor. Tabii o ciddi artı biz de biliyoruz eğer dönüşümüz postanenin önüne yaratırsa zaten bir sıkıntı yok trafikte. Ama orada çok tıkanma olacağı için, çok kolay kaldırmayacağı için biz baştan beri oraya kalalım. Arkadaşlar tabii onun işte o oradan dönüş olması artı işte TOKİ arabalarının oradan kalkması artı kentiç arabalarının aşağıdan kalkması tabii. Hep biz onların sizlerle beraber toplanıp o hepsini diyelendirmesini beraber kayma falan emniyetle yapacağımız söylüyor. Yani bunu niye söylüyorum? Herkes insanın böyle bir şey var. Bu tek yol uygulamasını sadece belediye yapar. Tek yol uygulamasını belediyenin de fikri doğru değildir ama tek yol uygulamasını sadece belediye yapmadı. Tek yol uygulaması komisyonun kararı. Bu komisyonda ilçenin kaymakamı var. İlçenin emniyeti var. İlçenin karayolları var. İlçenin Çubuklar Adası var. İlçe belediyesi. Bunların hepsinin ortak kararıydı. Bu şekilde bir karar alındı. Trafik mühendisi çağırdı. Trafik mühendisi çalışmalar sonunda ancak bu yapıldı. Devamında daha sonra valiye gidildi. Valiye gittikten sonra valiye zaten bu işin buyurulmasını isteyenlerin bir tanesi. Ama tekrar bir komisyon toplayalım. Yeniden bir karar alalım diye düşünüldü. Komisyon tekrar toplandı. Ben en son komisyon kararını size burada aslında getirebilirim. Komisyonun aldığı karar bunun bu şekilde devam etmesi. Bu uygulamanın doğru olduğu ve bozulamayacağı noktasında. Bu en son ne zaman? 19.06.2012. Yani komisyonun en son toplantıları 6 ay önce. 6 ay önce komisyonun aldığı karar bu. Ben bunu herkese verdim. Komisyonun altında imzası olanlar da emniyet müdür yardımcısı, polis memuru, karayolları, ondan sonra zabıt. Bunlar ortak karar. Komisyon kararı da bunu herkese verebilirim. Yani bunu herkes diyor ki, belediye kendisi yaptı ama belediyenin kendisini yaptığı bir şey değil. Belediye taraf oldu bu işe. Ama belediyenin ortak karar tek başına verdiği bir karar değil. Niye bu kararları biz belediye tek başına verecek? Yani sizden aldığımız sahipleri tekrar toplayacağız kaymakam diye emniyet müdürlüğü oldu. Nasıl yaptık? Konuşacağız. Doğru çözüm neyse bunu bulacağız. O arkadaşlara benim söylediğim şey şu. Eğer bu şekilde bir şey yaparsak bu çözüm bir çözüm değil. Biz dedik iki tane elektrikten zaten hazır bekliyor. Saatli tap uygulaması. Birisi o cadde, birisi de belirlenecek. Yani sizi ilgilendirecek. Yani kaymakamlığın önünde düşünün aşağı Akbanda, Sungur'a ya da hastane kavşağına kadar aldı. Postane kavşağından düşünün şeye kadar. Hatta aşama aşama gelecek. Çevriye tarafından da değiştirecek mi bu aşama?